Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İtalya Türkiye'den SİHA talep etti. Edinilen bilgiye göre kısa süre önce İtalya, Türkiye'den insansız hava aracı talebinde bulundu. Söz konusu talebin akıllı mühimmat atım kabiliyetine sahip silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili olduğu öğrenildi. Türkiye, halihazırda Akıncı, Aksunkur, Anka ve Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları aktif olarak üretiliyor. Kısa süre önce Türkiye, ilk kez AB ve NATO üyesi bir ülke olan Polonya'ya Bayraktar TB2 tipi SİHA'ların teslimatını gerçekleştirmişti. Satış gerçekleşirse İtalya, Türkiye'den SİHA tedarik eden bilinen ikinci AB ve NATO üyesi ülke olacak. İtalya'nın talep ettiği SİHA'nın hangisi olduğuysa henüz açıklanmadı. İtalya'nın Euromal programına rağmen Türkiye'den SİHA talep etmesi ise oldukça şaşırtıcı bir durum olarak öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya halihazırda Euromal adında bir program yürütüyorlar. Söz konusu program, Avrupa'nın orta irtifa uzun dayanım sınıfı insansız hava aracının geliştirilmesini amaçlıyor. Ancak bir süredir çeşitli problemlerle boğuşan ve maddi külfeti oldukça artan program, planlandığı şekilde ilerlemiyor. İtalya'nın Türkiye'den SİHA talep etmesinin de bunun bir yansıması olabileceği üzerinde duruluyor. Bir süredir mali ve gecikme sorunuyla boğuşan Euromal programı kapsamında 21 sistem Euromal insansız hava aracı tedarik etmeyi planlayan Fransa, toplam tutarın 7.1 milyar euroyu geçmemesini istedi. Ancak edinilen bilgiye göre Euromal projesi kapsamında geliştirilen hava aracının birim maliyeti, geliştirme maliyetiyle birlikte 200 milyon euroya yaklaştı. Türk yapımı bir Bayraktar TB2 SİHA sistemi ise 6 hava aracı, mühimmatlar ve ilgili sistemlerle birlikte 40-50 milyon dolar tutarında. Yine Ankamal SİHA sistemi ise 3 hava aracı, mühimmatlar ve ilgili sistemlerle birlikte 70-80 milyon dolar tutarında olduğu biliniyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.